Size teşekkür ediyorum ilk önce. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Sessiz olalım beyler. İnşallah bu sene benim için hem kulübüm için en iyisi olur. Çok iyi bir sezon geçirmek istiyorum burada. Kendimi göstermek istiyorum. Denizli Spor için benim için inşallah hayırlısı olur. Arkadaşlar önce hoş geldiniz. Berkay Can bildiğiniz gibi Fenerbahçe'den gelen bir futbolcumuz. Bir yıllık kiralık olarak geldi. Berkay Can fiziğiyle, futboluyla, kişiyle düzgün bir insan. Bunu bütün spor camiası biliyor. Denizli Spor için yararlı olacağına cani gönülden ümit ediyorum. Denizli Spor yeni bir süreçten geçiyor malum biliyorsunuz. 4. kongreden sonra 5. kongrede yeni yönetim, yeni oluşum iş başına geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde Denizli Spor layık olduğu yere, hedefi büyük olan bir takım. Vizyonuna, misyonuna Denizli zaten ismiyle güçlü bir şehir. Güçlü futbolcular alarak kaliteli vizyonu ve misyonu düzgün kaliteli futbolcu alarak Denizli Spor'u layık olduğu yere getireceğiz. Hedefimiz şampiyonluk demiyoruz ama hedefimiz büyük. Denizli Spor geldiği yere dönecek. İnşallah hedefimiz budur. Tek derdimiz seyircinin, Denizli halkının bize desteği. Şu anda tek ihtiyacımız o bizim arkadaşlar. Denizli Spor'un ihtiyacı olan destek. Başka hiçbir şey istemiyoruz Denizli halkından. İnşallah hep birlikte Denizli seyircisiyle bu kaliteyi yakaladığımızda biz layık olduğumuz yere gideceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Goa'da Sakon'un durumu nedir? Göndereceği söylüyor, programına geleceği söylüyor. Arkadaşlar şu anda Goa'yla Sakon'un durumu bir şey söylesem yanlış olur şu anda. Engin hocamız bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Ama şunu söyleyeyim, zaten 3 tane hakkımız var yabancı olarak. Bunun kalana kalacak gidene Engin hocanın verecek olduğu rapor doğrultusunda gidecek. Yani şu anda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Biliyorsunuz yabancıların hakkı biraz daha farklı oluyor. O yüzden bize Denizli'ye faydalı olan kalacak. Yani ilk 11'de, ilk 18'de giren yabancı kalacak. Giremeyen gidecek yani. Bunda kesin ve kararlıyız yani. Sakıp'la imza attınız mı? Sözleşme yapıldı mı? Sakıp'la şu anda aslında fiili olarak anlaştık. Ama şu anda küçük bir pürüzler var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Sakıp bizim biliyorsunuz sol kanat oyuncumuz. Daha önceden de Denizli'de gelmiş. Çok fazla şans bulamadan geriye gitmiş bir futbolcumuz. Ama bizim amacımız arkadaşlar insanları kazanmak. Yani futbolcuyu küstürmek çok basit ama kazanmak çok zor. Eğer biz geriye dönüp baktığımızda şu andaki giden 15 futbolcumuz bizim burada olsaydı Denizli Spor'un hiçbir sıkıntısı yoktu. Ama dediğimiz gibi Sakıp'ı biz kazanmak istiyoruz. Ben özellikle Sakıp'a sol kanatta çok iyi güveniyorum. Kazanıldığı takdirde Sakıp bir milli oyuncu. Yani milli takıma girebilecek kapasitede bir oyuncu. Sakıp da inşallah kendisi bize söz verdi. Sizleri mahcup etmeyeceğiz dedi. O yüzden de inşallah kendisi de başarılı olur. Nihat Bey, Braga ile bir ilişkiniz var mı? Veya bu günde kulüpte ayrılmak sizi söylüyor. Doğru mu? Abi şimdi şöyle arkadaşlar. Braga ile şu anda dün akşam tekrar görüşüldü. Bugün menajerinden haber bekliyoruz. Braga tabii ki bir yıldır oynamadığını biliyoruz. Ama bir yıldır da menajerinden gelen bilgi bir yıldır düzenli bir şekilde antrenmanını eksiksiz yaptığını söylüyorlar. Ve kilosunda da bir değişiklik olmadığını söylediler. İnşallah dediği gibidir. Bugün Braga'da gelip gelmeme konusunda bugün veya yarın netleşecek. Musa Büyük konusunda Musa Denizli'ye Musa Büyük evet dün Denizli'ye ziyarete geldi. Hocayla şu anda hocanın vermiş olduğu rapor doğrultusunda hareket edeceğiz. O konuda hiçbir bilgim yok. Yani dün olur ya da olmaz diye bir şey. Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü net bir şey olmayan bir şey de söylemek yanlış olur. Yani hani en azından garanti olabilmesi için hocanın raporu gerekiyor bize. Almanya'dan gelen oyuncular şu anda deneme aşamasında, tabii ki bu anda Sayın Profesyonel Şube Başkanımızın işine giriyorum ama yani şu anda deneniyor. Tabii ki Mehmet Arı zannedersem şu anda göz dolduran bir tane o çocuğumuz var. Diğer ikisi nerede deneniyor. Peki bir şey sorabilir miyim son olarak?
Denizli Spor taraftarı kamuoyu flash transfer bekleyecek mi, yoksa hep böyle geniş takım mı? Hayır, yani yok. Kaç tane yapacaksınız? Var. Şu anda sosyal paylaşım sitelerinde ve Denizli Spor forum sitelerinde biraz tepkililer. Yani iyi isimler alınmadığı için. Böyle bir devam edecek mi açık olarak, yoksa 4-5 iyi isim görecek mi? Arkadaşlar en azından 3, en fazla 5 tane ismi görecek. Şu anda görüşmelerimiz var. Yani mesela örnek veriyorum. Hep Bank Asya Ligi'nden Süper Lig'e çıkaran çocuklar var biliyorsunuz. Bunlarla da görüşülüyor. Şu anda forma kendileri çok iyi olmasına rağmen, tabii ki birincilik Süper Lig çetin cebesi, yani Süper Lig adı sonuçta. Onlardan iyi futbolcularımız var. Şu anda dünden itibaren start verildi ve ciddi görüşmeler yapıyoruz yani. Artık burada bizim zamana ihtiyacımız değil, saniyelere ihtiyacımız var. Kamp dönemi boyunca sonunda topçularımız Denizlispor kampa gidecek. Biz daha işi bitiremedik. Biliyorsunuz 8 günlük bir yönetimimiz. Hatasız ve en iyi şekilde bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin. Bizim Denizlispor hedefi büyük ve olduğu yere geri dönecek. Hedefimiz bu. Nihat Bey, Serhat abinin sorusuna ekleme yapıyorum. Geçen sezon son 6 hafta Denizli'den kaçan Sakıp, Gençler Birliği'nde bir sezon boşta geçiren Burak Özsaraç, arkadaşımız Fenerbahçe A2 takımında ve hem bu tarz transferler, taraftarlar artık sizden somut isimler bekliyor. Braga'yı da geçen sezon boşta oynadığını düşünürsek bize somut birkaç isim söyler misiniz? Somut isim veremem. Şu anda hoca görüşüyor. Hocanın verecek olduğu rapor doğrultusunda biz size somut isim veriyoruz. Ama somut isim olarak bugün Süper Lig'de oynayan 3 tane, en az 3 tane futbolcu Denizlispor'a katkıda bulunacağız. Ama şöyle söyleyeyim, yani işte Berfay Can gibi kardeşlerimiz de sonuçta Süper Lig'de oynayamayabilir veya Sakıp sorunu dediniz herhalde daha ne? Son 6 hafta Denizli'den kaçtı gitti. Denizli'den kaçtığını söylediniz. Arkadaşlar futbolcuları küstürmek çok basit, kazanması çok zor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eğer biz bunları kazandığımız sürece bunlar hem Süper Lig'de hem milli takımda görev alabilecek futbolcular. Bugün biliyorsunuz bir çocuğumuz Fenerbahçe'de ismi aklıma gelmedi. Neydi? Yok ay mı? Yok ya. Recep biliyorsunuz Denizli'nin çocuğu. Denizli Spor'un çocuğu. İhsan Beynoğlu. İhsan Beynoğlu demektim de işte İhsan yani bunun gibi futbolcular, işte Berkay Can da kendisi daha genç, yetenek var. Bunları kazanmak bizim görevimiz. Bunları kazandığımız sürece hem Denizlispor, hem Süper Lig, hem milli takıma katkısı bulunabilecek kapasitede çocuklar. Küstürmesi çok basit. Sakıp'la ilgili konuşuyorum. Küsmüş gitmiş. Takipçisi Sakıp kazanmak istiyor. Şu anda görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah sonuçlanır. Kendisi de Denizlispor'un yüzünü kir çıkartmayacağını söyledi. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım ve kazanmak istiyorum dedi. Görüşmemiz de bu şekilde. Bir şey söyleyeyim mi? Süper Lig'de 3 isim dediniz. Bunlar Süper Lig'de birebir şu anda oynuyor mu, yoksa bir yıl oynamamış Süper Lig'de sadece adı mı var? Yok, birebir oynuyor. Birebir oynuyor. Hangi mevkiler özellikle? Birebir oynuyor. Forvet ve orta saha. Birebir oynuyor yani. Oynuyor. Oynuyor, görüşüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.